Uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Ben Mehmet Çoban. Bugün 14 Şubat Salı. Son videoyu çektiğimiz tarihteki Türkiye ile şimdiki videoyu çektiğimiz tarihteki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Hayat devam ediyor sava altında çekiyoruz bu videoyu. Ancak maalesef o süreçten beri, o tarihten beri hayat binlerce insan için, binlerce canlı için devam etmiyor. Acımız büyük, üzüntümüz büyük. Tüm Türkiye'nin, aslında tüm dünyanın, tüm dünya insanlığının başı sağ olsun. Acımızın ve üzüntümüzün büyük olmasının yanında öfkemiz de büyük. Biliyorsunuz bu kanaldaki yaptığımız videolarda ağırlık olarak teknik analiz kullanıyoruz biz. Teknik analiz aslında geçmişteki hareketlerden, olaylardan ders alınarak geleceğin tahmin edilmesi şeklinde yorumlanabilir. 99 depremini iliklerime kadar İstanbul'da yaşamış biri olarak söylüyorum. 99 depreminden sonra gerekli derslerin, o teknik analizin, savunun olduğu gerekli derslerin alınmadığını biz zaten yaşadığımız bu fe faciada, bu felakette fazla fazla gördük. Hayatım boyunca çok fazla keşke lafını kullanmayı sevmiyorum ama keşke o dersler alınmış olsaydı da şu andaki tablo çok daha çok daha farklı olsaydı. Umarım bundan sonra umudumuz, e, niyetimiz deprem ülkesi gerçeğiyle yaşayan Türkiye'de bu derslerin fazla fazla alınması. Bu süreçte Türk halkı yine birliğini beraberliğini gösterdi ve birçok kurumlardan, şahıslardan, vakıflardan ciddi anlamda bu bölgeye gerek maddi gerekse manevi yardımlar oldu. Kripto para piyasası ilgili olduğunu düşünüyorlar. Buraya ayrı bir parantez açmakta fayda var. Dediğimiz gibi birçok kurum, vakıf kripto para adresleri açıkladı. Bu adreslere şu ana kadar açıklanan rakamın 240 milyon TL civarında olduğu söyleniyor. Rakam güzel mi? Evet. Azımsanmayacak bir rakam. Ancak yeterli mi? Bana göre bir miktar daha artılabilirdi. Nedeni ise Türkiye biliyorsunuz kripto para piyasasında şu anda dünyada ilk 5'te. Avrupa'da kimilerine göre birinci sırada, dünyada kimilerine göre üçüncü, 4. sırada. Bu konu baz alındığı zaman evet toplanan rakamın bir miktarda artması gerektiğini, daha fazla olması gerektiğini söylemekte fayda var. Bunun yanında milyarlarca doların döndüğü bir piyasadan bahsediyoruz. Özellikle büyük kripto para borsaları bu günlük para günlük kazançlarının ne kadar miktarda fazla olduğunu az çok biliyoruz. Bu sebeple bu rakam biraz daha fazla olması gerekiyor. Bunun dışında benim dikkatimi çeken bu süreçte Ayrı parantez açılması gereken başka bir konu. Zaman zaman eleştirdiğimiz, bitçinin son etkinliğinde bazılarla tanışma fırsatı olduğum fenomenler. En başta, en son söyleyeceğimiz, en başta söyleyelim. Gerçekten tebrikler. Gerek kişisel olarak yaptıkları yardımlar, gerekse kurumlara hatırlatıcı bazılar yaptıkları söylemler ve tweetlerle bu rakamın bu seviyelere kalmasında önemli bir etkiye sahip oldu. Gerçekten tebrikler. Ancak devam etmekte fayda var. Çünkü yara gerçekten çok büyük. Biraz sonra biz şu anda ekranda olan Bitcoin dolar partisini yorumlayacağız. Bence gerekli mi? Aslında şu anda ne derecede gerekli olduğu tartışılır. Ama dediğimiz gibi bu videoyu hayat devam ediyor savı altında çekiyoruz. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar partisi 21.700 dolarlı seviyelerde 23.800-24.000 dolar bandını bir türlü gerçek anlamda kıramadı. %0.10 oranında bir kayıp var son 24 saatlik dilimde. Altcoin'lerin lideri Ethereum'da bu paritede biliyorsunuz 1.700-1.800 dolar bandı bizim için önemliydi. Ancak bu bandı bir türlü kıramayan Ethereum dolar paritesi var ve şu anda 1.500 dolarlı seviyelerde. Bunun dışında Ocak ayının başında başlattığı haftalık bazdaki yükseliş trendinin de altına geldi. İki liderdeki aşağı yönlü bu seyir ağırlık olarak altcoin'leri de aynı şekilde etkilemiş gibi gözüküyor. Binance Coin'de, XRP'de, Dogecoin'de, Litecoin'de, DOT'ta, AVAX'ta ufak geri çekilmeler var. Bunun dışında Solana, ADA ee, bu geri çekilmelerden ufak da olsa ayrılmış gibi gözüküyor. Bugün Bitcoin dolar partisine bakacağız. Hem dominansına bakacağız hem de Bitcoin'in fiyat grafiğine bakacağız. Dominansıyla başlayalım. <laughs> Bitcoin dominansının günlük bazdaki grafiği açık. Video çektiğimiz dakikada itibariyle 43.78 seviyelerinde bulunuyor. Aslında dominanstaki hareket hemen hemen beklentilerimiz doğrultusunda. Günlük bazdaki grafikte özellikle şu bölgeye çok fazla dikkat çekmiştik biliyorsunuz. 44 33 ve 44.55 seviyeleri. Bu bölgenin aşılması gerektiğini aşılamadığı takdirde Bitcoin dominansında aşağı yönlü bir risk görmüştük. Ki bu riskin 43.18 seviyelerine kadar devam etmesini beklemiştik. Günlük grafikte 43.18 seviyesi test edildi ve şu anda Bitcoin dominası tekrar yükselişe geçti. Yükselişin devamı 44.50 seviyesinin aşırı e, kuvvetli bir şekilde kırılmasına bağlı. Kırıldığı takdirde... 45 37 48 45 ve daha yukarılarda da yaklaşık 50 seviyelerine kadar Bitcoin dominansında bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Özellikle altcoin yatırımcılarının Bitcoin fiyatından daha fazla Bitcoin dominansını takip etmelerinde fayda var. Şu, şu anda da Bitcoin dominansı yükseliş yerinde bir eğilim sergiliyor. Diyelim ve Bitcoin fiyat grafiğine geçelim. Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik grafiği önümüze açık. Şimdi 4 saatlik grafikte biz yaptığımız analizler hatırlarsınız 23.800-24.000 dolar bandına fazla fazla dikkat çekiyordu. Ve bu iki bandın aşağı yukarı kırılmasını daha doğrusu iki bölgenin aşağıda yaklaşık olarak 22.300-22.500 dolar bandı yukarıda ise 23.800-24.000 dolar bandı bu iki bölgenin aşağıya yukarı kırılmasının hareketi sertleştirebileceği üzerinde duruyorduk. Nitekim 23.000-22.300-22.500 dolar bandı aşağı yönlü kırılarak Bitcoin dolar de bir geri çekilme meydana geldi ve bu geri çekilmelerde de 21.470 dolar seviyesini biz destek noktası olarak belirlemiştik. Nitekim paritede bu destek noktasına kadar geri çekildi ve milimetrik olarak tekrar yönünü yukarı çevirmiş gibi gözüküyor. Ancak şu anda tepki hareketlerinin sınırlı olması dikkat çekici. Bir trend var. Bu düşüş trendi. 2 Şubat'ta başladı. 2 Şubat tarihinde başlayan düşüş trendinin şu an için ee, geçilmesi gereken direnç noktası 22.600 dolar seviyesinin bir miktar üzerinde. Yani 2 Şubat'ta 24.200 dolarlı seviyelerden başlayan bu trendin satış baskısının azalması için paritenin 22.600 dolar seviyesinin üzerine çıkması lazım. Çıkamadığı takdirde 21.470 dolar seviyesindeki bu desteğin kırılma ihtimali var. Bu kırıldığı takdirde ise şu bölge dikkat ederseniz oldukça kritik. 22.500 dolarlı seviyeler yaklaşık olarak. Bu bölgeye kadar bir geri çekilme riski üzerine Bitcoin dolar partisinde durmakta fayda var. 22.500-22.600 dolar bandı. Bu band önemli. Çünkü bu bandın da altına gelilmesi günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar gerileme riskini beraberinde getirecek. Şimdi 200 günlük grafiğe döndük ekranda. Bu kırmızı ile gösterdiğimiz eğri 200 günlük hareketli ortalama seviyesini gösteriyor. 200 günlük hareketli ortalamada 19699 dolar seviyesinde video çektiğimiz dakikalar itibariyle. Şimdi paritelerde sadece kripto para piyasası için değil. Hangi yatırım enstrümanının analizini yaparsanız yapın. İki yükselişlerin günlük bazda baktığınız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi yükseliş hareketinin ciddi anlamda sekteye vurulmasına neden olabilir. Bu sebeple şu anda sorulan soru şu dönemde e, acaba Bitcoin'de ne hangi seviyelere kadar olan geri çekilmeler tölere edilebilir? Şimdi 21.500 dolar seviyesinde yaklaşık olarak bir destek var. Bu destekte de tutundu. Bu desteğin altında 22.500 dolar seviyesi var. Buraya kadar da evet. Bu noktanın altında ise trend desteğinin yanında 19.600-700 dolar seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama var. O zaman biz Bitcoin dolar partisi savunumuzu şu şekilde kurabiliriz. 19.700 dolar seviyesi üzerinde tutunduğu sürece, kaldığı sürece Bitcoin dolar partisinde teknik anlamda yakalanan olumlu havanın devamı beklenebilir. Şu an evet kısa vadeli bir aşağı yönlü trend var. Bu trendin rahatlaması için 22.600-700 dolar bandının kırılması lazım. Ancak şu anda biz Geri çekilmeler orası geri çekilmeler takip ettiğimiz noktalar 21.500, 20.500 ve 19.700 dolar seviyesi. 19.700 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin dolar paritesinde yukarı hareketlerin daha doğrusu olumlu teknik görüntünün devamı beklenebilir. Özetleyelim. Yaklaşık olarak 24.200-300 dolar seviyelerden başlayan bir düşüş hareketi var. Bu düşüş hareketi kısa vadede parite üzerinde baskı kuruyor teknik anlamda. 22.600-700 dolar bandı bu trendin direnç noktası geçildiği takdirde yukarı hareketlerin devamı beklenebilir ve bu alanda 24.000 dolar seviyesinin üzeri şu anda hedeflenir gibi gözüküyor bu geçildiği takdirde. Ancak bu trend çizgisinin altında kalındığı sürece Bitcoin dolar paritesinde satış baskısı devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu satış baskısının devam etmesi 21.500 dolar seviyesinin altında 20.500 dolar seviyesinin görülme riskini ortaya çıkaracak. Ancak 19.700 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin dolar paritesi de şu anki teknik gördüğümün hala olumlu yani pozitif yöndeki kurduğunu söylemekte fayda var diyelim ve bu analizimizi tamamlayalım. Zor bir videoydu benim için. Bakalım. Şimdilik hoşçakalın.